Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den kucak dolusu selamlar. Sıla yolu bitti. Hep Sıla yolundan, yollardan, çeşit türlü ülkelerden geçtik. Oradan selamlarımı aldınız arkadaşlar. Sıla yolu bitti. Ama bakın sonuna kadar izleyin. Bir ay sonra yine Sıla yolu var. Nasıl Sıla yolu var, nereden nasıl gidilecek hepsini bu videoda size kısaca anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bugün pazar aile günü. Yalnız tabii ki sizi videosuz bırakır mıyım? Bırakmam. Güzel yorumlar geldi, enteresan yorumlar geldi. Ee, Sıla yolu üzerine soru geldi, güzel bir soru geldi. Tabii ki arkadaşlar biz şimdi devamlı gittiğimiz, geldiğimiz için bazı sorular yani bizim için onun cevabı normal. Allah Allah diyorum kendi kendime. bunu herkes biliyor ama gitmeyen arkadaşlarımız var, gençler var. Hiç gitmemiş abilerimiz var. Hep uçakla gitmiş. Yollarda ne var, nasıl olacak? Vinyet lazım mı? Nerede gişe var? Bilmiyorlar. Onun için bizler bu videoları hazırlıyoruz arkadaşlar. Size sizlere bu bilgileri ver, veriyoruz ve, ve vermemiz lazım. Bir arkadaşımız yazmış bakın İsviçre'den Zürih'ten e, adaşım Murat vinyetleri bu sene ilk defa internetten almak istiyorum ama bir sorum olacaktı alınan vinyet kağıt üzeri olduğu için arabanın ön camında göstermem gerekiyor mu yoksa plaka ile senkronize olup işaretlenmiş yerlerden uygun hızla geçebilir miyim şimdi birincisi eskisi gibi yapıştırma kalmadı arkadaşlar yani macarda yok Slovenya'da yok, Avusturya'da yok, Bulgaristan'da yok. Yapıştırma bitti. İnternetten satın alırsanız, bakın internetten satın alırsanız plakanızı işliyor sisteme. Yapıştırma mapıştırma kalk, kalktı yani. O eskisi gibi 4-5 tane e, e, vinyet adam İngiltere'den çıkıyor. 4-5 tane vinyet alt alta e, o yapıştırma işi bitti. İnternetten alırsanız ama sen Slovenya'ya girip de Yapıştırmalı alırsan Tankstelle'den o zaman yapıştıracaksın ama internetten alırsan öyle bir şey kalmadı arkadaşlar. Daha Avusturya içinde var, yapıştırmalı var. Oradan benzinlikten, benzin istasyonundan alırsan yapıştırmalı var. Ama tavsiye etmem. internetten alın, numaranızı dört dörtlük yazdınız mı başınız ağarmaz. Ve öbür soru var. Bak diyor ben diyor... Ee, gişelerden hızlı bir şekilde geçebilir miyim? Yok gişe mişe kalmadı. Eviniyet olan ülkelerde gişe mişe yok. Sen yolunu yolunu devam et. Nasıl İsviçre'de arabanı kullanıyorsun, otobana çıkıyorsun. Kameralar var. Seni zaten onlar kontrol ediyor. Gişe mişe yok. Oradan hızlı geçeceğim. Buradan yavaş geçeceğim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ne Slovenya'da var ne Avusturya'da var. Yalnız tekrar tekrar söylüyorum. Bakın. Ben gelirken Slovenya'da 3 inşaatta üç tane radar vardı. Yani 60'lık yerde, 80'lik yerde, 50'lik yerde e, o tabağında inşaat olan yerlerde radar vardı. Avusturya'da 120-130 yazıyor. O 120 yazıyorsa dikkat edin arkadaşlar tabelelerin arkasında radarlar var. Sen onu görmüyorsun ama o seni arkadan şak diye çekiyor. Ve kurallara uyun lütfen kurallara uyun. Geçenlerde bir videomda söylemiştim. Bulgaristan'da aşırı hızlı giderseniz, Sırbistan'da aşırı hızlı giderseniz, arabanın kağıtlarını alıyor. Bakın ben, bir arkadaş yorum yazmış, öyle bir şey yokmuşmuş. Çok arkadaşların başına geldi. Ben bildiğim için söylüyorum. Arabanızı orada kapatıyor. Okul tatili olduğu için, okul tatili ise tabi bekletiyor seni. Mahkemeler açılana kadar seni mahkemeye çıkarıyor mahkeme bir karar alıyor. Çok yüksek bir para cezası geliyor. Yani 5-10 binden konuşmuyoruz, 20 bin, 30 binden konuşuyoruz. Ve o parayı oraya yatırdığın zaman seni arabanla gönderiyor ve ömür boyu diyor ki benim ülkemde araba kullanamazsın. Yani bu şimdi Bulgaristan'da başına gelirse Bulgaristan'dan sen arabanla bir daha hiç geçemeyeceksin. Ve yüksek para cezası nasıl oluyor arkadaşlar? Yani 80'lik yerde yüzden gittiğin zaman değil. Sen 80'lik yerde 200'den gittiğin zaman oluyor böyle o, 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 o olaylar. Ondan sonra arkadaşlarımız var, gençlerimiz var. Altında 500, 600, 650, 700 PS arabalarla Türkiye'ye gidiyorlar. Kuvvetli Mercedes'ler, Audiler, BMW'ler. Yani sen 130'luk yerde 280 basarsan sen bunu İsviçre'de yaptın mı? Almanya'da Almanya'da çok yerlerde serbest. Serbest olmayan yerde yaptın mı? 130'luk, 120'lik yerde 280'den geçtin mi? Polis seni yakalar mı? Arkadaşlar İsviçre'de ne oluyor biliyor musunuz? İlk önce seni içeri atıyor. Çünkü diyor ki bu adamın kafasında bir noksanlık var. Çünkü 120'lik yerde 280'den giden adam adamın kafasında bir noksanlık var. İlk önce seni birkaç gece içeri atıyor. Mahkeme veriyor, mahkemeye veriyor. Ondan sonra işlemler başlıyor. Zaten İsviçre'de ondan sonra ömür boyu Araba kullanamazsın. O ehliyet gitti. Onun için bakın tekrar tekrar söylüyorum. Böyle şeylere dikkat edin. Arkadaşlar bu sorulardan bir bu soru binyet sorusu e, kafama takıldı dünden beri. Onun için burada bunu dört dörtlük sizden konuşmak istedim. Ve sizi tekrar uyarmak istedim. Geçen de birisi bana gerçekten yazdı. Öyle bir şey yok. Başına gelirse ondan sonra. Yani nasıl bir atasözü vardır e, sonradan düşen ağlayan bilmem ne her neyse başım, e, aklıma gelmiyor şimdi. Yani dikkat edelim arkadaşlar başınıza yani izine gidiyorsunuz tatile gidiyorsunuz yollarda böyle sıkıntılar başınıza gelmesin. Ondan sonra Almanya'dan bir arkadaş yazdı ya o insanları korkutmayın e, hiçbir şey olmuyor e, şöyle soyuyorlarmış böyle soyuyorlarmış kardeşim sen... Bana inanmıyorsan camını kapını açıp e, e, bırak arabada e, öyle yat. O görürsün ondan sonra e, anneyi konyayı. Yani ba başka bir şey diyemem bu konuda. Arkadaşlar siz tedbirinizi alın. Bakın tedbirinizi alın. Yaz sezonunda bütün Sırbistan benzin istasyonun, istasyonlarında bu konu yüzünden polis arabaları var. Dikkatinizi çektiyse polis arabası iki tane genç polis içinde sabaha kadar oturuyorlar ve... Cep telefonundan oynuyor ve e, izliyorlar. Ve konaklamak isterseniz, otele giremezseniz, e, istasyonda benzin istasyonunda biraz kestirmek isterseniz 2-3 saat arkadaşlar karanlık yerlere gitmeyin. Kameralara yakın yerler, aydın, aydınlık yerler, polis arabası varsa ona yakın bir yerde e, yatın ve camlarınızı kapatın. Çantayı da lütfen ve lütfen göz önünde bırakmayın. Bir yeri saklayın onu. Geçen sene gene oldu maalesef çanta e, hanımefendinin ayaklarının üzerindeymiş. Camı kırmakla, çantayı çalmakla, kaçmakla arkadaşlar 5 saniye. Siz zaten kendinize gelene kadar, motoru çalıştırana kadar onların peşinden gitmek isterseniz zaten ön lastiğin bir tanesini patlatıyorlar camı kırmadan. Yani şansınız yok, başınız ağrmasın. Bakın nereden nereye. Şimdi gelelim benim planlarıma. Benim sıla yolum bitti arkadaşlar güzel bir sıla yoluydu güzel geçti size güzel bilgiler verebildim ee, giderken canlı yayınla gittik gelirken maalesef canlı yayın yapamadık neden yapamadık 40 GB internetim maalesef bitti ee, 3 GB 3 GB e, alma imkanım vardı yalnız çok aşırı pahalı olduğu için ee, Hüseyin abimden karar verdik dedik ki geri gelirken de böyle e, video çekimi yapıp yapıp yüklemek sizi de e, size de yollardan bu haberleri vermek onun için dönüşte canlı yayın yapamadık ve arkadaşlar canlı yayına gelince de tekrar söylemek istiyorum çok yorucu gerçekten çok enerji alıyor hem şoförün hem okuyanın yani kolay değil bunu yapmak. E, yapabilenlere de helal olsun diyorum. Mehmet Asır biliyorsunuz saatlerce yaptı o da ama son zamanlarda o da yapamadı. Neden yapamadı? Arkadaşlar arabada aile olduğu zaman, başkası birisi olduğu zaman olmuyor. Şimdi nasıl devam ediyoruz? Benim yine sıla yolum var. Ben şimdi Allah nasip kısmet ederse yarın pazartesi gene işe başlıyorum. 4 hafta çalışacağım yani bir ay çalışacağım. Bayağı da yoğun işlerimiz var. Sonra benim yine tam 4 hafta sonra iki hafta iznim var arkadaşlar. Yalnız bu seferki sıla yolu evden arabayla havaalanına, havaalanından Zürich havaalanından uçakla Antalya, Antalya'dan otele sıla yolumuz böyle olacak arkadaşlar. Yani uçakla ve ailece gideceğiz. Senede bir kere ailece gidiyoruz yani çocuklar, torun filan hep beraber gidiyoruz izine. Benim yaya ge gelecek sıla yolum öyle olacak. Tabii ki havadan sıla yolu başka, karadan sıla yolu gene bambaşka. Ben şahsen Murat Bozdoğan karadan gitmeyi daha çok seviyorum. Bana çok insanlar diyorlar senin kafada bir noksanlık var karadan gidiyorsun o kadar yol yapıyorsun. Arkadaşlar zevklerle renkler tartışılmaz. Ben seviyorum. Nasıl Orhan Yılmaz e, YouTuber arkadaşımız Almanya'dan diyor. Sıla yolu bir aşktır. Ben de ona katılıyorum. Diyorum ki sıla yolu bir aşktır. Ben o yolu istersem 100 kere gideyim. Daha hala bıkmam. E, Geçen de ne oldu biliyor musun musunuz? Bu son sıla yolunda eve geldim. Dedim ya ben neden Berlin'de oturmuyorum ki? Biraz daha araba kullanabilirdim. Yani... E, Buraya kadar geldim, İsviçre'ye kadar geldim Karıca Bey'den ve bıkmadım. Daha 500 kilometre yolum olsaydı, 1000 kilometre yolum olsaydı daha da seve seve giderdim. Çünkü hem araba kullanmasını seviyorum, hem sıla yolunu seviyorum. Ne bileyim, ee, şeye kadar Slovenya'ya kadar sanki İsviçre gibi geçiyor bana. Almanya, Avusturya, Slovenya bunlar benziyor. Bu ülkeler birbirine benziyor ama Slovenya'dan... Hırvata girdikten sonra, Sırbistan'a girdikten sonra, hele Sırbistan'dan sonra bambaşka bir dünyaya giriyorsun. Zaten gümrükte de belli ediyorlar Sırbistan olduğunu. Sanki ne bileyim, biz bir suç işlemiş gibi devamlı bize davranıyorlar. Bu sefer yalnız benim bayağı bir şansım vardı. Hem giderken hem gelirken fazla aranmadan hem gittim hem geldim arkadaşlar. İnşallah her seferinde de böyle olur ama böyle olmayacağını da biliyoruz. E, arada sırada bir çek, çektiriyorlar kenara. Beni son zamanlarda çok çektirmişlerdi. Bütün yükü indirtmişlerdi. Ya, Sırbistan, ya Sırbistan'da ya Bulgaristan'da ama bu sefer dediğim gibi baya şansım vardı. Söylenecek ne kaldı? Güzel yorumlar geldi. Elimden geldiği kadar hepsini arkadaşlar e, Cevaplamaya şey yaptım çalıştım bazılarına da yani bir arkadaşlar bir sabah kalktım bir baktım ki 140 tane yorum var hepsini teker teker cevaplayamadım ama bir like verdim bir kalp verdim onun için kusuruma bakmayın yetiştiremedim yetiştiremedim ve yollardaydım biliyorsunuz ama bundan sonra inşallah yine detaylı bilhassa özel sorulara özel detaylı cevap vermek ve herkesin yani öğreneceği şeyi e, videolarımızda tabii ki cevaplamak. Şimdi bir de ben giderken ENP cihazını denedim. Mehmet Asır bana vermişti biliyorsunuz. Mehmet Asır'ın kanalında da videosu var. Ben ona kısa kısa çekim yaptım. Onun cihazını ben kullandım benim plakamla ve oldu arkadaşlar. Katı araba aynı kategoride oldu mu? Oluyor. Plakası, milakası arabanın sahibi falan bunlar fark etmiyor. Yalnız araba aynı kategoride olacak. Onu da görmek istiyorsanız Mehmet Asır'ın kanalından bakabilirsiniz. Arkadaşlar ve ENP cihazını internetten ısmarlarsanız kredi kartından yapabilirsiniz. Yalnız oradan alırsanız olmuyor. O zaman üstüne devamlı para yüklemeniz lazım. Bunu da e, unutmadan size söyleyeyim. İnternetten nasıl alınacağını yine Mehmet Asır'ın reklamını yapayım size. Mehmet Asır kardeşimiz dört dörtlük video yaptı. Ve dört dörtlük şuna basacaksın, buna tıklayacaksın, bunu yazacaksın, şunu dolduracaksın. Güzel bir video yapmış oradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben hayırlı pazarlar diliyorum hepinize. Güzel bir gününüz olsun. Ailece güzel bir gününüz olsun. Yarın tabii iş başı gene çoğumuza. Hepinize şimdiden hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. En sonunda ne diyorum? Sıhhat sıhhat en mühim. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. hoşça kalın Murat.